İdara Haber'den herkese iyi akşamlar değerli izleyiciler. 30 Temmuz Salı günündeyiz ve ekonomide gündem programıyla saatlerimiz 17.09'u gösterirken karşınızdayız. Bugün de yine değerli konuğumuzla iç ve dış piyasaları gelen gelişmelerle, verilerle sizlere aktaracağız. Değerli konuğumu birazdan sizlere takdim edeceğim ama kısa bir girizgah yapmak gerekirse. Bugünün yine başlıklarındaki dün konuşmuştuk. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Başkanı Başkan Yardımcısı Sayın Cevdet Akay'ın açıklamaları vardı. Erken faiz indirmeyeceğiz dedi. Bazı kurumlara baktığımızda da özellikle hala Eylül ayı faiz indirimi beklentileri var. Ve Sayın Akçay'ın açıklamaları ne anlam ifade ediyor? Değerli konuğumuza bunu soru olarak yönelteceğiz. Evet, bu hafta bizde yine imalat PMI, ekonomik güven endeksi, öte yandan cari açık verisi var. Bu anlamda konuğumuzun öngörülerini alacağız. Ne yönde veriler, datalar gelecek gündemimizde olacak. Borsa ve altındaki son duruma da bakacağız. Ve Temmuz ayı enflasyon datası da gelecek. Beklenti nedir ve nasıl gelir gündemimizde olacak. Özellikle piyasalar yarın FED faiz kararına odaklandı. Baktığımızda merkez bankalarında küreselde faiz kararlarının haftası diyebiliriz bu hafta için. Bu anlamda tabii ki Japonya'dan ve İngiltere'den de faiz kararı açıklamaları gelecek. ABD'de bir göz gezdireceğiz. Küresel piyasalarda neler oluyor bakacağız. Konuğumu sizlere takdim etmek istiyorum. Her salı bizimle olduğu üzere Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi, ALB yatırım baş ekonomisti, doçent doktor Sayın Filiz Er Yılmaz. Sayın Er Yılmaz, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız Filiz Hanım? Merhabalar Nurdan Hanım, iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Umarım siz de iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Sizi gördük, çok daha iyi olduk diyelim. Şimdi Filiz Hanım, konumuza gelelim. Dün yine bunu da konuşmuştuk haliyle. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sayın Cevdet Akçay'ın açıklamaları vardı ve bu anlamda erken faiz indirmeyeceğiz dedi. Nedir bu açıklamalar? Bu anlamda yine bazı kurumların özellikle Eylül ayında faiz indirim beklentileri var. Ama Cevdet Akçay'ın açıklamalarıyla ters mi düşüyor bu beklentiler? Sizin görüşünüzü alabilir miyiz? Tabii Nurdan Hanım, yani şöyle bir durum var. Uzunca bir süredir artık Merkez Bankası yani Mart'tan bu yana faizi sabit tutuyor. Dolayısıyla piyasa artık faiz artırılmayacağını biliyor. Hı hı. Dolayısıyla şunu merak ediyor, ne zaman faiz iner? Niye merak ediyor? Çünkü reel sektör tarafında ciddi bir zorlanma var. Ticari kredi faizleri oldukça yüksek. Şirketler tarafında o zorlanmayı görüyoruz. Dolayısıyla bir bu taraf var. Bir diğer taraf şu, yani ekonomiyi zorlamasının yanı sıra faiz indiriminden fayda sağlayacak kesimler var. Haliyle bu kesimler bir an önce faizin inmesini istiyorlar. Şimdi tabii özellikle Haziran ayı enflasyon datası beklentilerin çok altında gelince piyasadaki bu faiz indirim tartışmaları daha da bir alevlendi. Eylül'de faiz iner ağırlıklı fiyatlama ki Ağustos ayında bile faiz indirim bekleyen kesimler var açıkçası. Şimdi bu oldukça tehlikeli. Merkez Bankası Başkanı hemen Haziran ayı enflasyonundan bir gün sonra çıktı ve dedi ki hayır öyle değil. Bir ay beklenti altı gelmiş olabilir ama enflasyonda hala riskler var. Aylık bazda oynak veriler bekliyoruz. Öyle tabiri caizse kolay kolay faiz indirmeyeceğiz dedi. Evet. Dedi demesine ama piyasa bana mısın demedi. Dünyanın her yerinde bu böyle zaten Nurdan Hanım. Yani biz bunu Amerika'da da gördük, Avrupa'da da gördük. Hala görmeye de devam ediyoruz. Türkiye'de de işte özellikle enflasyon datalarının yıllık bazda şimdi baz etkisiyle güçlü düşmeye başladığı dönemde dediğim gibi hem zorlanan kesim var hem faiz indiriminden nem alınacak kesim var. Zorluyorlar Merkez Bankası. Bir de şu var, yakın vadede Cumhurbaşkanı'nın dördüncü çeyreğe ilişkin faiz indirimi olabileceğine ilişkin açıklamaları vardı. Bu açıklamaları da baz alıyorlar. Yani özellikle Cumhurbaşkanı'nın dördüncü çeyreği işaret etmesi de işte Merkez Bankası'nın da son çeyrekte veya işte Eylül gibi yapabileceğine ilişkin beklentileri artırdı. Şimdi ne oldu? Sayın Fatih Karahan çıktı dedi ki biz erken faiz indirmeyeceğiz. Aslında kapıyı kapattı. Bir, iki. Evet. Son faiz kararı metnine bakalım. Faiz kararı metni geçen hafta salı açıklandı biliyorsunuz. Hı-hı. Çok şahin. Erken faiz indirimi beklememek gerekir diyor metin. Ama bana mısın demiyor piyasa. Hala Eylül-Ekim'de bekliyor. Artık kim çıktı sahneye? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay Hoca çıktı. Evet. Ve çok şahin konuştu. Çok açık söylüyor. Diyor ki yani erken faiz indirimi bizden beklemeyin diyor. Daha kat etmemiz gereken çok yol var diyor. Aylık enflasyonun ana eğilimine bakacağız. Enflasyon beklentilerine bakacağız. Mesela Sayın Cevdet Akçay Hoca'nın özellikle enflasyon beklentilerinden hiç memnun olmadığını görüyoruz. Bakın artık Merkez Bankası sadece piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisini açıklamıyor. Hane halkının ve diğer sektör reel kesimin, üreticilerin de enflasyon beklentisini açıklıyor. Bakın bakalım datalara.
Hane halkının bir sene sonra için enflasyon beklentisi %72. Üreticilerin %55, piyasa katılımcıları yani profesyoneller, akademisyenler, işte bankacılar bunların beklentisi de %30. Bakın arada ciddi bir farklılaşma var. Tamam %30'a baktığınız zaman evet orada aralıksız süren yani bu ekonomi yönetimi göreve geldiğinden bu yana aralıksız bir düşüş var. Fakat sektörel bazda hane halkının çok yüksek, fiyatları belirleyen üreticinin çok yüksek. Orada bırakın bakın hane halkının bırakın son ayda düşmeyi yükselmiş aksine. Şimdi böylesi bir ortamda hane halkı dediğimiz kesim tüketimi yapan kesim. Dolayısıyla iç talep niye soğumuyor? Çünkü tüketim soğumuyor. Çünkü hane halkı %72 görüyorsa bir sene sonra enflasyonu, faizler %50 ise negatif reel faiz görüyor. Tasarruf etmeye, tüketmeye devam ediyor. Onun için enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürebilmeniz için enflasyon beklentilerini aşağı çekmeniz lazım. Bozuk olan fiyatlama davranışlarını düzeltebilmeniz için yine enflasyon beklentilerini her iki kesimde hem hane halkı hem üreticilerde aşağı düşürmeniz lazım. Aksi takdirde enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmeniz mümkün olmaz. Bir yerde takılır enflasyon, orada kalır. Siz istediğiniz kadar sıkılaştırıcı politikalar uygulayın, bunun karşını alamazsınız. İşte o nedenle ki enflasyon beklentileri kıymetli. Şimdi Sayın Hoca'nın yani Cevdet Hoca'nın açıklamalarına bakarsak, yani şunu çok net söylüyor. Biz hiç bu sene faiz indirmeyebiliriz gerekirse. Bu böyle yani direkt bunu söylemiyor ama bizim anladığımız bu. Dolayısıyla da en erken ama en erken koşullar oluşursa Kasım gibi beklemek gerekir. Ama bugün mesela ben bakıyorum yabancı kurumlar Goldman Sachs'a bakıyorum mesela. Goldman Sachs bir açıklama yapmış. Biz yine de Eylül'de bir faiz indirimi bekliyoruz diyor. Piyasa fiyatlamalarına bakıyorsunuz. Yine diyorlar ki Merkez Bankası şahin duruyor ama işte şimdilik piyasanın çok gevşemesini önlemek için şahin durarak piyasa beklentilerini, enflasyon beklentilerini yönlendirmeye çalışıyor, yönetmeye çalışıyor ama son çeyrek geldiğinde enflasyon da düşmüş olacak yıllık enflasyonda. Dolayısıyla reel olarak baktığımızda yani enflasyonun %50'nin altına gelecek Eylül'de. Ağustos ayı rakamını alacağız. O zaman bu ne demek? Biz gerçekleşmiş enflasyona göre de pozitif reel faiz vermiş olacağız. Beklenen enflasyona göre de çok güçlü reel pozitif faiz vereceğimiz için buna gerek yok diyen bir kesim var. Yani ben öyle olacak kanaatinde değilim. Yani ben şu an Merkez Bankası'nın açıklamalarına bakarak enflasyon datalara, beklenen enflasyon datalarına bakarak en erken Kasım veya Aralık veya hiç faiz indirimi olmayabilir. Eğer aylık enflasyon burada çok önemli. Enflasyon beklentileri burada çok önemli. Bunlara bakarak Merkez Bankası gerekirse hiç faiz indirmeyebilir. Buna hazırlıklı olmak gerektiği kanaatindeyim. Bu arada Cevdet Akçay Hoca'nın söylemleriyle ilgili bir mesele var. Diyor ki firmalar artık beklentilerini bizim enflasyon hedeflememize göre yapsınlar diyor. Yani mesela bugün Türkiye'de enflasyon niye yüksek diye baktığımızda fahiş fiyat fırsatçılık geliyor. Yani maliyetin çok üzerinde bir ürünün satıldığını hele ki hizmet tarafında görüyoruz biz bunu. Maalesef. Dolayısıyla niye? Çünkü fahiş fiyat ve kar enflasyonu var burada. İşte o da diyor ki hani üstü kapalı artık hani %55'e göre değil de Merkez Bankası'nın hedeflerine göre yapmanız lazım. Üstü kapalı yani fahiş fiyat fırsatçılıktan vazgeçmeniz gerekir diyor Sayın Cevdet Akçay. Bunu niye söylüyor? Eğer böyle yapmazsanız yani fahiş fiyat fırsatçı bir şekilde fiyatlama davranışı yaparsanız biz faizleri indirmeyiz. Biz faizleri indiremezsek siz de zorda kalmaya devam edersiniz. Ve ekonomide hem üretim tarafı hem istihdam tarafı hem büyüme tarafı gereğinden fazla zarar görür ve üstü kapalı sert iniş mesajı veriyor. Yani eğer baktık ki enflasyon beklentileri düşmüyor. Biz enflasyon düşmez o zaman. Bu durumda da erken faiz indirime gitmezsek bundan bütün herkes zarar görür diyor. Şimdi bu çok tartışıldı. Yani Merkez Bankası acaba firmaları tehdit mi ediyor? Tehdit ederek mi enflasyon beklentilerini yönetmeye çalışıyor? Aba altından sopa mı gösteriyor diyor. Yani bence böyle okumamak gerekir. Ben böyle okumuyorum bunu. Beklenti yönetimi olarak okuyorum. Sonuç olarak Sayın Cevdet Akçay Hoca bilimsel olarak bir gerçeği ortaya koyuyor. Ve bu gerçek gereği de eğer bu böyle devam ederse mecburen biz de Merkez Bankası olarak böyle adım atmak zorunda kalırız. Bu durumda başta firmalar olmak üzere tüm kesimler bu durumdan zarar görür. Burada şunu yapmaya çalışıyor. Bakın biz bu konuda çok kararlıyız. O nedenle hani bu fahiş fiyat fırsatçılığı kim yapıyorsa ona göre tabiri caizse ayağını yorganın ayağını denk alsın. Evet bu bir tehdit değil ama bunu bir tehdit olarak okumamak lazım. Bunu bir durum tespiti olarak görmek lazım. Doğru. Sonuç olarak biz böyle bir gerçekle yaşıyor muyuz? Evet yaşıyoruz. Sonuç olarak bunun daha böyle merkez bankacılığına yakışır bir ifadesi olarak görmek gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla ama şunu söyleyeyim Nurdan Hanım. Yani dünyanın her yerinde bu böyle. Bizde de böyle olacak. Merkez Bankası'nı zorlayacak ama dediğim gibi yani orada bir kırılma yaşanacak. Şimdi mesela Ağustos ayı, Eylül ayında işler çok zorlaşacak. Piyasa çok karışacak. Çünkü piyasa Merkez Bankası faiz indirecek diyecek. Merkez Bankası da indirmeyince
piyasalarda ciddi volatilite, fiyatlama hareketlerini ciddi sapmalarda görebiliriz. Ez cümle erken faiz indirimini ben beklemiyorum. En erken Kasım, Aralık veya hiç olmaya da bilir. Verilere göre karar vereceğiz ilerleyen dönemde. Filiz Hanım, aslında sizinle de hep konuştuğumuz üzere evet bir enflasyon var. Dolayısıyla hükümetin önceki yapmış olduğu ekonomi politikalarının şu an rasyonel politikalara evrildiği dönemden haliyle geçiyoruz. Acı reçete uygulanıyor ama sizin de az önce belirttiğiniz gibi burada da vatandaşın yani halkın, bizlerin belli bir kesimin tırnak içinde fahiş fiyat uyguladığından dolayı bu enflasyonu bu şekilde düşüremeyiz zaten. Yani kişi bazında da birçok kişiye de görev düşüyor. Kesinlikle öyle Nurdan Hanım. Yani şurası net. Türkiye'de enflasyonun birçok nedeni var ama son dönemde bir buçuk sürede de böyle fiyatlama davranışlarının bozuk olduğunu görüyoruz. Yani ne demek bu? Maliyetinin çok üstünde daha yüksek kar edebilmek için özellikle fiyatlama davranışı fiyatlama gücü olan firmalar tarafından ciddi anlamda maliyetin çok üzerinde fiyat verir. Neden? Çünkü şöyle bir durum var. Bakın enflasyon yükselirse bir ülkede tüketicilerin fiyat algısı bozulur. Yani evet. Örneğin işte bir elmanın fiyatı ne olmalı? Bir bardak çayın fiyatı ne olmalı? Algı bozulduğu için belli bir süre sonra kanıksıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya demek ki enflasyon yüksek, maliyetler yüksek. Yüksek olduğu için bu malın fiyatı yüksek. Bunu fırsat bilen üreticiler olması gerekenin çok üzerinde bir fiyatlamaya gidiyorlar. Nasıl bu olsa herhalde kârda alınıyor, kanıksandığı için de yadırganmıyor. Bu şekilde biz de istediğimizi yapalım mevzusunda devam eden bir kısır döngü. Aynen öyle, aynen öyle Nurdan Hanım. Burada şunu yapmanız lazım. Bakın, eğer siz talebi kısabilirseniz uyguladığınız politikalar, tüketici almazsa eğer, bu durumda fiyatların düştüğünü görürsünüz. Mesela şunu görüyoruz, şu haberleri çok okuduk biz bu sene. Bodrum'da oteller boş, Alaçatı'da oteller boş. Niye boş? Evet. Çünkü satın alma gücü düşmeye başladı. Sıkılaştırıcı politikaların etkilerini görmeye başladık. Bu kez otellerin fiyatları indirmeye başladığını gördük. Onun için bakın firmaların bu gücünü elinden alabilmeniz için tüketicilerin özellikle daha güçlü talep etmiyor olması lazım. Evet, ama işte doğru. Para politikasının etkisi tüketicilerin talebi üzerine yeteri kadar etkili olamadığı için tüketici enflasyon yüksek kalmaya devam edecek algısıyla tüketmeye devam ediyor. Tüketmeye devam ettikçe firmada nasıl olsa talep var deyip yüksek fiyat belirlemeye devam ediyor. İşte şimdi ama bundan sonraki sürede Temmuz itibariyle biz şunu göreceğiz bence birçok alanda. Ufak ufak bu fiyatlama davranışlarının hemen normale dönmesini beklememek lazım ama o Bodrum'da, Alaçatı'da gördüğümüz büyümeyi diğer alanlarda da ufak ufak ama ben çok güçlü etki beklemiyorum. Çünkü öyle kolay değil fiyatlama davranışlarının normale dönmesi. Hele ki Türkiye'de hizmet tarafı, lokanta oteller tarafı buralarda şey çok güçlü. Fahiş fiyat fırsatçılık çok çok güçlü. Onun için alınması gereken yol var. İşte o nedenle Merkez Bankası da mecburen böyle bir iletişime gidiyor. Diyor ki yani bu konuda herkes üstüne düşeni yapsın. Çünkü enflasyonla mücadelede bir ruh gerekir. Yani tüm paydaşlar destek olmalı ki gerçek anlamda biz fiyat istikrarına ulaşabilelim. Evet. Şimdi gelelim yine bu hafta bizde imalat PMI, ekonomik güven endeksi, cari açık verisi var. Nedir öngörüleriniz daha doğrusu nasıl gelir de ne olur sorusunu sormak isterim. Tabii Nurdan Hanım bugün ekonomik güven endeksini aldık Temmuz ayına ilişkin. Ekonomik güven endeksi zaten sonuç payda düşüyordu Nisan'dan bu yana. Yüzünde altındaydı. Yüzün altındaysa ekonomiye duyulan güvenin yani ekonominin yavaşlayacağı olarak okuyabilirsiniz. Yüzün üstündeyse bu değer 200'e doğru ilerliyorsa ekonomi büyüyecek demektir. Son 3 aydır zaten yüzün altındaydı. Temmuz'da da zaten güçlü bir düşüş bekleniyordu. 98'li seviyelerden 95'lere geldi. Çünkü ekonomik güven endeksi hesaplanırken aşağıda 5 ayrı endeks var. İşte tüketici güven endeksi var, reel kesim güven endeksi var, hizmet sektörü güven endeksi, perakende sektörü güven endeksi ve inşaat sektörü güven endeksi. Özellikle Temmuz ayında bu alt endekslerden etkili olan tüketici güven endeksi ve reel kesim güven endeksinde çok güçlü bir düşüş görmüştüm. Niye görüyoruz bunu? Artık şunu görmeye başladık bakın Nurdan Hanım. Para politikasının ve atılan sıkılaştırıcı adımların etkisini ekonomide daha net görmeye başlıyoruz Temmuz ayı itibariyle. Dolayısıyla hem bunun etkisi hem bakın Avrupa'dan bugün büyüme rakamları geldi. Almanya birinci çeyrekte hem yıllık hem çeyreklik bazda daraldı. Aslında sabit kalması bekleniyordu. Almanya'da durumlar, bizim ana ihracat pazarımız Avrupa, başta Almanya. Orada durumlar iyi gitmediği için bunun düşüşünü gördük. Şimdi imalat PMI verisini alacağız Perşembe günü. Orada da 3 aylık düşüş var. 50'nin altında ekonomik daralmaya işaret ediyor ama data 47'lere kadar geldi. Bence bu 47'de kalabilir veya 47'nin altına sarkabilir mi? Sarkabilir.
Çünkü Temmuz ayı itibariyle dediğim gibi üretim tarafı zaten uzunca süredir sıkılaşmanın etkilerini bize gösteriyordu. Tüketim göstermiyordu ekonomide ama üretim gösteriyordu. Temmuz'da daha da net göstermeye başladı. O nedenle imalat PMI'nin seyri bu açıdan önemli. 50'nin altında kalacak muhtemelen ama hani bu 47-48 olur mu, 49 olur mu ya da daha da aşağı gelir miyiz? Daha da aşağı gelme ihtimalimiz olabilir. O açıdan kıymetli. Hatta şöyle söyleyeyim, bakın PMI verileri 42'li seviyelere kadar inerse, hatta 42 seviyesinin altına inerse bu ekonomide daralma olacağının bir işareti olarak da okunur. O açıdan PMI verileri çok kıymetlidir. İmalat PMI verisi. Bir diğer veri bu haftanın cari açık verisi. Şimdi Haziran ayının kesinleşmiş verisini alacağız. Dış ticaret verisi. 6.4 milyar dolarlık bir açık vardı. Yani bir önceki ayda 6.5 milyar dolar civarı. Yani bir önceki ayla bu ay dış ticaret açığında bir yavaşlama emaresi görmeye başladık. Bunun sebebi de ithalattaki yavaşlama. İthalat niye yavaşlıyor? Zaten alınan önlemler var. Evet, altın ithalatını azaltıcı önlemler gelmişti ama ekonomik büyüme yavaşlamaya başlıyor. Bu ekonomik büyümenin yavaşlamaya başlamasının aslında da etkisini biz görmeye başladık. Bir de şu var tabii, yani petrol fiyatları, doğalgaz fiyatlarında da yöreli olarak sakin seyirlerin olmasının etkisi var. Temmuz ayının geçici dış ticaret verilerini cuma alacağız. Şimdi orada dış ticaret açığındaki artış hızındaki yavaşlamayı göreceğiz. Çünkü hem dediğim gibi son 2-3 aylık sürede dış ticaret açığında ithalat kaynaklı bir gerileme var. Bunun etkisini görürüz. Bir de şu var tabii, yani genel olarak ihracat tarafı nasıl gidiyor? Orada da yani çok ciddi bir etki beklememek lazım. Ana ihracat pazarlarımızın durumu ortada. Bir de geçtiğimiz sene Temmuz-Ağustos çok güçlü dış ticaret açığı verdik. Geçtiğimiz sene yıllık bazda, aylık bazda 12.2 milyar dolarlık açık. Şimdi baz etkisi kaynaklı olarak da artış hızında bir yavaşlamayı dış ticaret açığında göreceğiz. Tabii bunun cari açığa katkısını, olumlu anlamda cari açığa azaltıcı etkisini de görürüz diye düşünüyorum. Önemli dış ticaret açığı çünkü bizim programımızın en önemli kalemlerinden biri. Dolayısıyla dış ticaret açığı ödemeler dengesinin en önemli ayağı olduğu için burada ne kadar iyi ivme kazanabilirsek dış ticaret açığı ve işte cari denge, ödemeler dengesindeki iyileşme, buna bağlı döviz talebindeki rahatlama, dış finansman ihtiyacındaki rahatlamayı da çok daha net bir şekilde görmüş olacağız. Evet. Şimdi borsa ve altında son durum nedir? Özellikle borsada bir düşüş var. Altında da jeopolitik gelişmelerden dolayı güvenli liman algısı sürdürülüyor. Nasıl değerlendirirsiniz borsa ve altını? Şimdi şöyle Nurdan Hanım, yani borsada ciddi bir satış baskısı var. Geçen hafta da vardı. Şimdi evet. Hatırlayalım, yani geçen hafta Moody's'ın iki kademe not artışı geldi. Ama borsa satıştaydı ağırlıklı olarak. Çünkü artık borsaya bir yabancı girişi yok. Aksine borsada bir yabancı çıkışı olduğunu görüyoruz. Yabancı satışı var. Yabancının şu an için güçlü gelmiyor olması borsa tarafında aslında böyle dengede tutuyordu ama geçtiğimiz hafta ile bu hafta artık satışların artmaya başladığını gördük. Niye satışlar arttı? Çünkü yani yabancı satışı yerliler tarafından karşılanıyordu. 10.700 altına inmeyen yakın vadede bir borsa vardı. Fakat şimdi ikinci çeyrek bilançoları gelmeye başladı Nurdan Hanım. Özellikle ikinci çeyrek bilançolarında bankalar ki Borsa İstanbul'un ana katalizörü, ana itici gücü endeksi. Evet. Orada çok kötü bilançolar bekleniyor. Dün Akbank geldi. Evet, kimilerine göre iyi ama aslında çok da iyi değil. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta %7 düştü bankalar. Dün yine güçlü düştü. Bugün yine çok ciddi bir satış var bankalarda. Dolayısıyla bankalardaki bu satışın Borsa İstanbul tarafında olumsuz fiyatlandığını görüyoruz. Yabancının da gelmeyeceği beklentisiyle 10.700'ün altındayız. Yani en son ben baktığımda hemen şuradan ekrandan da bakayım. En son baktığımda 10.700'ün altındaydık. Açıkçası 10.727. Evet, evet, aynen öyle. Yani bir tepki alımı gelmiş. Evet. Ben yayına girmeden önce baktığımda bir satış vardı. Yani evet. Kabaca şuna bakacağız. 10.650 çok kritik. Hatta bazılarına göre bu 10.700. 10.650-700 altına inersek satış baskısı daha da artabilir. Bu bizi yani 10.200'lere doğru çok hızlı götürebilir. Takip ediyor olacağız. Dolayısıyla bir baskı var. Aslında bir yön itibariyle borsada evet yabancının gelmemesi olumsuz. İkinci çeyrek bilanço olur. Başta bankalar daha kötü gelecek. Bunun etkisi var. Bir de ufaktan ufaktan borsa resesyonu değil ama ekonomik büyümedeki daralmayı da fiyatlamaya başladı. Onun da etkisini göreceğiz. Yani bir buçuk aylık sürede borsada çok güçlü bir hareket beklememek lazım. Genelde yatayda giden ama yönün pozitif olduğu bir süreç beklemek lazım. Şimdilik bu süreç böyle devam eder ama borsa yatayda giderken bazı hisselerin çok pozitif anlamda öne çıktığı, bazılarının çok negatif anlamda öne çıktığı süreç olabilir. Çünkü bilançolar geliyor. İyi bilanço, sürpriz bir şekilde iyi bilanço açıklayan ve gelecek beklentisi bilanço anlamında iyi olan şirketlere alımlar gelebilir.
özellikle şuna bakmak lazım. Çok geride kalmış hisseler. Yabancının çok ilgi göstermediği ama iyi bilanço açıklamış. Çarpanları açısından uygun hisseler tarafında alımları görebiliriz. İşte yakın vadede Ereğli'de de gördük, Demir Çelik tarafında gördük. Bu gibi hisseler tarafında hareketlerin daha çok olduğu ama 1-1,5 aylık sürede yatayda gideriz. Ben son çeyrekte yabancı ilgisinin artacağını düşünüyorum hisse tarafına da. Son çeyreğe kadar biraz daha böyle sıkıntılı bir piyasa olma ihtimali, can sıkan, çok hareketin olmadığı bir piyasa olabilir diye düşünüyorum. Altın evet. tarafına bakalım. Altın yarın Fed'i bekliyor. Yani 2400 doların altında. Yarın piyasadan biraz sonra konuşuruz. Çok net bir Eylül ayı indirim beklentisi var. Dolayısıyla diyelim ki güvercin bir Powell olursa bu altının yükselişine ivme kazandırabilir. Yine gümüşte de satışlar çok arttı. Yani altın düşüyor ama gümüş daha çok düşüyor. Çünkü işte Trump'ın gelecek olması gümüşe yaramıyor. Çünkü Trump yenilenebilir enerjiye karşı, elektrikli araçlara karşı burada gümüş çok kullanılıyor. Trump Çin'e korumacı politikalar uygulayacak. Çin eğer korumacı politikalar uygulanırsa daha güçlü büyüyemez. Daha güçlü büyüyemezse dünyanın en büyük gümüş talep edicilerinden biri. Gümüşe olan talep bir kez daha azalacak. Dolayısıyla bu gibi etmenlerle altın gümüş rasyosu gümüş aleyhine bozuldu. 80'in üzerine 85.6'lara kadar yükseldi. Dolayısıyla yarınki Fed kararı ve Cuma günü Amerika'dan gelecek tarım dışı istihdam rakamı altın ve gümüş tarafında hareketleri çok aşağı ya da yukarı yönde keskinleştirebilir. Yarın güvercin bir Powell olursa bu biraz daha 2400 tutunan bir altını, 30 dolar üstüne çıkan bir gümüşü tetikleyebilir. Ama aksine piyasa beklediği, aradığı Powell'ı bulamazsa faiz indirimleri konusunda altın tarafında biraz daha satış, gümüş tarafındaki satış biraz daha çok olabilir. Çünkü 29 doların altında gümüş. 29 doların altında satış baskısı daha da artabilir. Onun için yarın ve özellikle bir de yarın şu da var. Japonya Merkez Bankası'nın Japonya kararı var. Japonya var, İngiltere var. Evet, yarın şöyle söyleyeyim. En büyük sürpriz Japonya Merkez Bankası'na hazır yeri gelmişken onlara da değineyim. Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırması bekleniyor. Artırmayacak olan diyenler de var. Şimdi neden önemli Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı? Olur da faizi artırırsa bu Japon yenine çok daha güçlü bir kuvvet verebilir. Bakın Japon yeni son bir aydır %5 yükseldi. Şimdi Japon yeni önemi ne? Dünyanın en büyük güvenli liman talebi gören, carry trade anlamında öne çıkan bir para. Dolayısıyla yenin güçlenmesi altından ciddi bir güvenli liman talebi çaldı ve insanlar nereye koştu? Japonya Merkez Bankası faiz artıracak diye yene koştu. Şimdi olur da yarın tekrar faiz artarsa bu yene daha fazla güven verip altına bir baskı getirebilir. Dolayısıyla bizim açımızdan da çok önemli. Bakın biz şu an carry trade çekiyoruz. Önemli. Japon yeninin güçleniyor olması bizim açımızdan da buraya gelecek olan carry trade'lerin hızını azaltabilir. Bu açıdan kıymetli. Şimdi yarın Japonya Merkez Bankası 10 bas puan bekleniyor artırırsa. Artırabilir, artırmayabilir. Eğer yenin yeterince güçlendiğini düşünüyorsa artırmayabilir. Ama şunu yapacak. Tahvil alımlarını yarı yarıya azaltacak. Bakın devasa bir tahvil alımı var. Tahvil alıp piyasaya likit de veriyor Japonya Merkez Bankası. Çünkü zayıf ekonomi var, tüketici talebi güçlü değil, orayı güçlendirmeye çalışıyor. Enflasyonist etkiden koruyarak belirli düzeyde bir enflasyon olmasını istiyor ekonomide. Şimdi dolayısıyla bu siz programı yani piyasaya likitte vermeyi yarı yarıya azalttığınız zaman sıkılaştırıcı para politikası uygulayacaksınız. Dolayısıyla bu Japon tahvil faizlerini yukarı çekecek. Sadece Japon tahvil faizlerini değil, Amerikan tahvil faizlerini de çok etkileyecek. Çünkü Amerika'da en çok Amerikan tahvil alan dünyada ülke Japonya. O zaman Japon tahvilleri göreli olarak daha iyi getiri sağlayacaksa Amerikan tahvillerini satıp Japon tahvili alımına geçebilir piyasa. Bu durumda Amerikan tahvil faizleri de yukarı gidebilir. Yani Japonya'nın yarın tahvil alımlarını azaltıyor olması başta Amerika olmak üzere, Japonya olmak üzere tüm tahvil piyasası fiyatlamaları açısından ve para, ulusal ülkelerin parası birimleri açısından çok kıymetli olacak. Açıkçası net bir şey söylemek mümkün değil ama artırmama ihtimali de olabilir. Biraz bekleyebilir Japonya Merkez Bankası. Yani artırmazsa da sürpriz olmaz, artırırsa da sürpriz olmaz. Gelelim şeye Fed'e. Fed'e gelelim evet. Yani özellikle yine Trump ve Biden arasındaki Biden'ın çekilmesi ve dün de yine Kamala Harris için bağış rekoru da kırıldı. Bu anlamda Trump Harris için çok güçlü bir aday değil dedi. Hatta Biden'dan daha kolay bir aday olduğunu söyledi. Sizce ne olur? Şimdi Kasım çok tabii çok ay var önümüzde. Çok şey değişebilir. Dolayısıyla
Özellikle Kamala Harris'in bu anlamda adaylığını güçlü buluyor musunuz? Bu bağışların rekor seviyede olması elini güçlendirir mi? Ne açıklama gelir? Neler söylersiniz? Ve Fed'in tabii ki yarınki faiz kararı çok önemli. Önce Fed'le başlayalım. Yani Fed faizi sabit tutacak. Bu zaten neredeyse %97 fiyatlanıyor. Ama önemli olan Powell ne diyecek? Çünkü piyasa çok güçlü faiz indirim sinyali bekliyor Powell'dan. Yani Eylül'de ben faiz indireceğim, biz faiz indireceğiz duymak istiyor piyasa. Duyacağına inanıyor. Niye? Çünkü son dönemde enflasyon çok hızlı bir düşüş gösterdi. İyi bir patikada gidiyor. Ekonomik büyüme verileri evet, ikinci çeyrek büyüme verisi biraz beklenti üstü gelse de soğuyor ekonomi. Ve Powell dedi ki bize en son yaptığı konuşmada faiz indirimlerine yakınız dedi. Özellikle son ikinci çeyrek enflasyon verileri bize biraz güven veriyor dedi. Ve şunu da söyledi yine son konuşmalarında artık tek risk enflasyon değil, ekonomik büyüme yavaşlıyor, işsizlik artıyor. Burada da riskler oluşmaya başladı. Sadece enflasyona bakarak faiz kararı vermeyeceğiz. Ekonomi yavaşladığı için çok yavaşlarsa da faiz indirebiliriz mesajı bu aslında. Güvercin bir mesaj. Şimdi piyasa çok umutlu. Eylül ayının net bir şekilde faiz indireceğiz diye net olarak söyleyeceğini düşünüyor Pablo. Yani ben şöyle düşünüyorum. Evet daha güvercin, ılımlı. Enflasyon verileri bize biraz güven verdi diyen, daha güvercin bir önceki FOMC'ye göre güvercin bir Powell olabilir ama bence net tarih vermeyecek. Eylül ayını net işaret etmeyecek diye düşünüyorum. Çünkü uzunca bir süredir net tarih vermiyor. Açık topu bırakacak, faiz indirimlerine yakınız diyecek. Böyle olursa piyasa biraz şahin algılayabilir Powell'ı. Şu an piyasa 3 faiz indirimi bekliyor Fed'den. Biri Eylül, biri Kasım, biri Aralık. Eğer yarın net benim beklediğim gibi net bir tarih vermezse piyasa 3 faiz indirimini 2 faiz indirimle çekebilir. Dolar endeksi ve 10 yıllıklarda ya da 2 yıllıklarda tahvil faizlerindeki düşüş çok güçlü olmayabilir. Piyasa biraz hayal kırıklığına uğrayabilir. Dolayısıyla buna bakmak lazım. Neden ben Fed'den net faiz indirim sinyali beklemiyorum? Çünkü önünde Ağustos. Ağustos ayında bildiğimiz gibi Fed'in faiz kararı yok. Hepsinin o toplantıları var. İki tane enflasyon datası alacak. Tarım işi istihdam datalarını alacak. PCE datasını alacak. Bunları görmeden faiz indirecek olsa bile ki bence indirecek. Yani şu anki verilere göre Eylül ayında ben faiz indirimi gelme ihtimalini çok güçlü görürüm. 2 faiz indirimini şu an olanaklı görüyorum. 3 faiz indirimini bir miktar iyimser görüyorum Amerika tarafında. Ama diğer verileri de görmeden çok elini kolunu bağlamak istemez Powell diye düşünüyorum. Gelelim İngiltere Merkez Bankası'na. Şimdi orada da ciddi bir belirsizlik var. Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı. Piyasanın yani swap tarafına baktığımızda %50 faiz indirecek diyor. 5.25'ten 5'e çekecek. %50 diyor ki indirmeyecek. Şimdi politika yapıcılar, Merkez Bankası politikacılarının konuşmalarına bakarsak indirecekler gibi görünüyor. Ama şu var, evet enflasyonda hedefine geldi İngiltere Merkez Bankası. %2'ye geldi. Fakat hizmet enflasyonu yüksek, ücretler istedikleri kadar hızlı düşmüyor. Bu nedenle faiz indirimi gelmezse sürpriz olmayabilir benim için. Gelirse de şahin bir metin görürüz, şahin politikacılar görürüz. Çünkü hizmet tarafı, ücret tarafı istedikleri noktada değil, çekirdek dolayısıyla buna bağlı olarak istedikleri noktada değil. Ama mesela nasıl ki Japonya'nın ne yapacağı belli değilse, İngiltere Merkez Bankası'nda hangi kararı vereceği çok net değil açıkçası. Haliyle piyasalar açısından önemli ve kıymetli olacak bu kararlar. Şimdi gelelim Trump-Harris meselesine. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani Biden ilk çekilince, Harris'i işaret edince piyasa yok yani sonuç değişmez. Trump çok güçlü bir şekilde bu seçimi götürür inancı vardı. Fakat hem onaylanma oranlarına, oy oranlarına baktığımızda hem de bağış kampanyalarına baktığımızda yani Harris'in Trump'ı zorlayacağı bir süreç olabilir. Şu an oy oranlarına baktığımda evet hala Trump eskisi kadar güçlü olmasa da hala yarışı önde götürüyor gibi görünüyor. Ama bence pek böyle olmayabilir. Bence bakmak lazım. Harris'in de Trump'ı zorlayacağı, belirsizliğin olduğu bir sürece evrilebiliriz diye düşünüyorum ben. O açıdan eskisine göre daha az güvenle şu an Trump'ın kazanabileceğini söylüyorum. Terse de dönebilir oylar. Takip etmek gerekir. Tabii böyle olursa piyasa fiyatlamaları tamamen değişecek. Çünkü Trump'ın gelmesi çok farklı bir sonuç yaratıyor. Tabii doğru. Harris'in gelmesi çok farklı bir sonuç yaratıyor. Hatta şunu da söyleyeyim bakın Nurdan Hanım. Yani Trump yakın vadede Fed'i uyarmıştı. Demişti ki Eylül'de faiz indiremezsiniz. Kasım'da seçimler var. Eylül'de faiz indirirseniz Biden'ı, o dönem Biden vardı. Biden'ın ekmeğine yağ sürersiniz. İndirmeyeceksiniz. Seçim sonuçlarını etkilememeniz lazım demişti. Mesela bak şimdi yarın olur da Powell çıktı. Benim beklediğim gibi Eylül ayını işaret etmedi. Piyasa şunu da tartışacak. Diyecekler ki bakın gördünüz mü? Fed Trump'tan çekindiği için Powell veya Fed net bir sinyal vermiyor. Demek ki Trump gerçekten etkili oluyor bu süreçte. Bu neyi getirir? Aslında bence böyle olmayabilir.
Fed'in kredibilitesinin azalmasına sebep olabilir. Bu, yarın bence Powell'a bu soru sorulacak. Diyecekler ki, bakın Trump böyle bir açıklama yaptı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Diyecek ki, biz siyasetten bağımsız ekonomik sonuçlara göre karar veriyor diyecek tabii ki. Ama ister istemez bu kredibiliteye zarar veriyor Fed'de. Tabii. Dolayısıyla yani şimdilik Trump daha önde gibi görünüyor ama bu kesin Trump kazanır anlamına gelmiyor. Dediğimiz gibi son 1,5 haftalık sürede Harris'in hem işte oylarının artması hem de ciddi bir bağış alması sonuçların demokratlar neyine de dönüşebileceğinin işareti olabilir bence. Şimdi Harris'in de özellikle ekonomi alanında çok bir çalışması olmadığı da söyleniyor bir başkan yardımcısı olarak. Katılır mısınız? Nurdan Hanım şöyle, yani evet çok bir çalışması yok. Zaten Harris çok başarılı bir süreç başkan yardımcılığı geçirmedi. Evet. Yani piyasa çok silik, çok geride kalan, çok ikincil adam ama hatta hani ben şu ifadeleri bile gördüm. Çok ezik, çok kendine güveni olmayan bir tablo çizdiğine yönelik bile algılar vardı. Piyasa şunu biliyor, yani ben biraz piyasa tarafında yer aldığım için biraz o gözden bakıyorum. Piyasa diyor ki Harris gelirse Biden neye uyguladıysa aynı politikalara devam eder ekonomik anlamda. Zaten Amerika'da oturmuş bir kültür var Nurdan Hanım. Yani kişiler bir miktar, Trump'ı biraz dışarıda bırakarak bunu söylüyorum. Kişiler bir miktar figür oluyor. Dolayısıyla demokratlar geldiğinde uyguladıkları politikalar, sonuçları belli Amerika'da. Evet. İşte cumhuriyetçiler geldi, uyguladıkları politikalar dediğim gibi Trump gibi birkaç figürü dışarıda bırakırsak uyguladıkları politikalar belli. Dolayısıyla Harris de zaten Biden'ın yardımcısı olduğu için az çok uygulayacağı politikalar mutlaka ortada. Daha çok şu konuda çekinceler var. Yani Harris'in özellikle politik anlamda ne kadar ileri gidebileceği, ne kadar katı politikalar uygulayabileceği noktasında ki ekonomiden ziyade politik anlamda bir takım belirsizlikler ya da işte merak edilen konular var. Oraya bakmak lazım. Evet. Dolayısıyla en azından piyasa diyecek ki Biden neyi yaptıysa Harris de onu yapar. Ona göre bir fiyatlama yapar kanaatindeyim. Evet, çok teşekkürler Filiz Hanım değerli bilgileriniz için. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınıza. İyi akşamlarınız olsun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Nurdan Hanım. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Evet değerli izleyiciler, 30 Temmuz Salı gününde değerli konuğumuz Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz'la gelen verilerle iç ve dış piyasaları sizlere aktarmaya çalıştık. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına iyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle şimdilik hoşçakalın.